Şimdi isterseniz şeye geçelim Murat Aksoy'a geçelim, sonra tamam. yeniden döneyim size burada tamam, çok. Tamam. Murat Aksoy. Neyi konuşayım? O kadar çok konuştuk ki aslında. Yani e, burada dile getirilmediğini düşündüğünüz eksik kalır dediğiniz bir boyut varsa. Ya, şimdi şöyle Yoksa bir şey. direkt şeye geçebilirim. O videoya da geçebilirim. Meli Bulun'un yıllık yasına da geçebilirim. Ne e Şöyle edersiniz? bir şey. Ben kısaca şey yapayım ama ben biraz konuşmak da istiyorum açıkçası. Ee, yani birincisi yani üç tane değerli konunun söylediklerini aslında hani büyük ölçüde katılıyorum zaten hepsine katılıyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. ya yani Türkiye bir iklimde ve bu iklimde siyasi iktidar ancak kutuplaşarak ya da hani ötekileştirerek tabanını konsolide ed ediyor ama Türkiye'nin ekonomik gerçekleri, ekonomik durumu o kadar kötü ki bütün o kapalı devre yayın, bütün o büyük laflar, propaganda laflarına rağmen toplum tabanı yani top Toplumun büyük bir kısmı gerçeği görüyor çünkü özellikle ekonomik açıdan bu gerçekleri yaşıyor. Ben hep örnek veriyorum yani hani bizim gibi tırnak içinde daha layık kesimdeki insanlar... Gidip Toplumun hani... büyük kısmının... Gerçeği gördüğü konusunda umarım sizin saptamanız doğrudur. Ya şöyle bir şey araştırmalarda... Çünkü bir takım sokak röportajları yapılıyor ya görüyorsunuz. Ya şöyle bir şey o tamamen seçim şeyiyle yani nasıl yani seçildiğiyle, lokasyonla ilgili. ilgili. Kişi Ama şöyle bir şey araştırmalara... araştırmalara... CHP yaptı. CHP yaptı ha, diyor. CHP diyor. Ya diyor CHP iktidarda değil. Ya tamam evet. iktidarda değil de her şeye burnunu sokuyor diyor, <laughs> muhalefet ediyor. <laughs> yani evet. içinde bulunduğu durumdan bile... Muhalefeti sorumlu tutan en azından belli bir kamuoyu kesimi olduğunu Hala var canım evet. hala araştırmalarda evet. %30 evet. yani tabi bu hmm. az bir şey evet. değil. Evet, tamam, bu az bir şey değil ama şöyle bir yıl öncesini gittiğimiz zaman Tabii ya da bir iki yıl öncesini gittiğimiz ev zaman, ev zaman. Var. evet, Hı -hı. yani bir erime var Nitekim işte hani biraz önce belki biraz sonra konuşacağız. Hani bu e, İyi Parti ikinci defa çağrı, Asil Türk ziyareti ki ben bugün hani bu gazete pencerede yazdım muhtemelen belki e, hani e, Vatan Partisi lideri de Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül de ziyaret edilebilir önümüzdeki günlerde çünkü böyle hani bir siyasi alanda da bir sürü bir şey var ama. Yani Erdoğan bu ziyaretlerinin devamı gelebilir. Tabii tabii yani devamı da gelebilir devam çünkü gelecek. Ya şöyle bir şey var. Yani olası bir seçimde, olası bir seçimde şöyle bir denklem var. Cumhur İttifakı o diğer küçük ortaklarla birlikte seçim kazanmak istiyor ama oy olarak yetmiyor. Ve tek koşulu var. Olabildiği ölçüde hani bu hani tek bir oyun bile tırnak içinde anlamlı olduğu şeydi. bütün oy alabilecek. Yani 3 oy, 5 oy, hmm. bin oy, 2000 oy herkesle bir biçimde bu cumhur ittifakının bileşenleri görüşecekler onları ikna etmeye çalışacaklar e diğer tarafta da muhalefet de aynı şeyi yapacak çünkü muhalefet yani de yani ne kırk seçilmek... kârdır anlamında tabii tabii ama bu iki taraf Bek için Peki şu anda mesela Canan Kaftancıoğlu'nun bu kadar rahat terörist ilan edilmesi de bu gündemle ilgili olabilir mi? E zaten bu gündemle ilgili üstelik bir de şöyle bir gerçek var. Yani Canan ilgili biliyorsunuz şu anda yargıta yaşamasında olan sonuçlanmış dava var. Yani dolayısıyla da hani bu bu olay bütün o yaşananlardan bağımsız değil. Çünkü Canan Hanım bir siyasi figür. HDP ile toplumun farklı kesimleriyle işte yine İyi Parti'yle hani Sayın Kavuncu ile çok yakın bir şey var ve iki kere seçim kazandı. Hani Ekrem Bey'in tabii ki hani belediye başkanı adayı olarak önemli bir şey var ama Canan Hanım sonuçta il başkanı olarak hem 31 Mart hem de 24 Haziran'da iki tane seçim kazandı. Dolayısıyla da siyaseten de güçlü bir figür ve siyasi iktidarın tıpkı Sayın Kılıçdaroğlu gibi tıpkı Meral Akşener'i kriminalize etmesi gibi Canan Hanım'ı hani İstanbul gibi hani büyük bir şehrin il başkanını kriminalize etmesi çok doğal. Bunu böyle çok abartmak şey değil. Hani bunu ister Süleyman Soylu yapsın, İçişleri Bakanı, ister Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapsın, ister diğer AK Partililer yapsın. Zaten onların yapmak istediği şey de zaten bu kutuplaştırmayı olabildiği ölçüde bütün fay hatlarında yapmak. Yani Canan Hanım'ı işte PKK ve diğer örgütlerle iltisaklı bir biçimde göstermek, işte Kemal Bey'i güvenlik sorunu haline getirmek ya da İyi Parti'nin il başkanını FETÖ'cü ilan etmek vesaire artı belki bu geçtiğimiz haftalarda tartıştık yani bunları ben hani birbirinden bağımsız olarak görmüyorum. Şimdi bakın 17 Aralık'ta değil mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu Mevlana ile ilgili bir Şebi Arus töreni düzenlendi. Orada Türkçe Kur'an okundu. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı duyarlılığı söyleniyor. Eğer gerçekten bir duyarlılığı olsaydı bu konuda ayın 18'inde bilemediniz 19'unda bir açıklama yapardı. Ne zaman açıklama yaptı? 23 Aralık'ta. Yani bir hafta sonra neredeyse. Ve bu açıklama da Diyanet'in kendi hissettiği sorumluluktan dolayı değil. Muhtemelen bir telkin gitti. Ya yani burada nasıl şey yapılır? Ve hiç gündemde olmadığı halde Türkçe ezan yani meselesi. Şöyle bir telkin mi? Bir saniye ya. Böyle bir şey var. Çok rahat kaşıyabileceğiniz bir malzeme var. Siz aynen. niye bunu es geçtiniz aynen. Aynen. anlamında? Tabii, tabii. Onu söylüyorum. Evet. Nitekim mesela Türkçe ezan meselesi Yani Burada yokken, iyi bir malzeme var. Siz e niye ki, bunu değiştirdiniz anlamında? Dolayısıyla da toplumun kimlik politikası üzerinden bütün fay hatlarını bütün ayrımlar her alanda kaşınıyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı din üzerinden kaşıyor. İşte bu Boğaziçi meselesi akademis eğitim üzerinden kaşınıyor. İşte Canan Hanım meselesi terörizm üzerinden. Yani topluma baktığınız zaman o hani büyük fotoğrafı oluşturan her parçada siyasi iktidar nereden bir fay hattı, nereden bir kimlik siyaseti yapabilirim üzerine şey yapıyor. İkincisi daha önemlisi hani bu programlarda konuşuyoruz. Yani siyasi iktidar şunu yapıyor. Kendince yeni bir kamusal alan çiziyor ve o kamusal alanı da kimlerin edebiyat yap, yapabileceğini, kimlerin çok kitap satacağını, kimlerin şarkıcı olabileceğini, kimlerin televizyon program yapıcısı olabileceğini, kimlerin makbul vatandaş olduğunu tanımlıyor. Kimlerin ve, konser verebileceğini, yani, kimlerin diziler çekebileceğini. Aynen ve dolayısıyla da veremeyenlerin hepsi yani kendi meşruiyet alanının dışında kalan herkes öteki. Çünkü ben bir önceki Sarı programda gelindi, siz yoktunuz. Sünnemi, evet. Kim söylerse para kazanabilecek, kim söylerse aynen PKK ilan edilecek. Aynen. Yani sizin yerinize vardı. Özlem Hanım vardı. Bu şarkıyla çocukların Bak, terörist Öz, ilan edildiğini. Tabii, tabii, Özlem Hanım vardı. Ben orada da söylemiştim ya bu bir zihniyet meselesi. Siyasi iktidar yani ontolojik olarak doğruyu keşfettiğini düşünüyor ve o doğru tekil, tek bir kimlik, tek bir şey, homojen bir toplum ve kendisi gibi olmayan herkesle Kamusal Peki. alanda olmayacak. Nitekim bununla bağlantısı mesela içki meselesi. İçki tam kritik İçkiye bir mesele. İçkiye girmeyelim şimdi. Çünkü hmm. şöyle bir şey, şöyle bağlayayım. Hmm. Kendiliğinden farklı olanların özgürlüklerini kamusal alanda değil ancak özel alana gidin diyor. Tamam. Şimdilik sizi itlaf etmiyoruz. Ona şöyle diyelim, ee, yaşam tercihi diyelim. Yaşam tercih. Yani siz onu, daha büyük fotoğrafın evet, şeyini koydunuz ama ben de evet, tabii şeyi, ki yaşam tercihi tercih de özgürlüğü. Bunun özgürlüğü. Evet, evet, e, aynen. Nihayetinde e, öyle değil miydi? zamanında? E, tabii tabii e, ay tabii ki. Evet. Aynı zamanda ezilite kim işte de, bugün denildi, bu denildi, meselesine, meselesine Boğaz içindeki öğrencilere verilen tepkiyi hatırlatıyor bize. Gizli. Peki. Şimdi